geceler sevgili seyirciler, Gündem Ötesi'ne hoş geldiniz. Bu gece programda tarihçi, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü, 50'ye yakın kitabı var. Hatta 50'yi geçmiştir, ne yakın diyorum, eksik bile söylüyorum. İstanbul Kadı Sicilleri bunun işin içinde, 10 ciltlik İstanbul tarihi, müteferrika ki sevgili hocam bu gece sağ olsun, ben de olmayan bu güzel yayını da hediye getirdi. Yani yok yok. Coşkun Yılmaz, çok severiz sayarız kendisini. TRT2'de de Mehmet İpşirli ile hazırladı. Çok güzel bir tarih programı var ki tarih severler zaten biliyordur. Bilmeyenler de bizim vesilemizle öğrenirlerse seviniriz. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili seyirciler, bu gece biz Eyüp Sultan'ı konuşacağız. Eyüp Sultan Hazretleri'ni konuşacağız. Onun türbesini konuşacağız. Sanduka odasında, aslında biz kabir odası demiştik ama hocam az önce dedi ki sanduka odası dersen daha iyi olur. Pekala, sanduka odasında ne var bunu konuşacağız. Sonra orada ilginç rivayetler var, bir kuyu var. Bununla ilgili ne söyleniyordu, ne anlatılır, doğru mudur değil midir bunu konuşacağız. Tabii tarihten günümüze Eyüp Sultan'ın özel bir anlamı var. Burada yapılan merasimlerin Osmanlı döneminde de. Dolayısıyla bu gece program epey zengin olacak hocamız sayesinde. Eskiden beri etiketini kullanıyoruz. Bu gece size sorduğumuz ilk soru şu olsun. Ne hediye edeceğiz? Bir dakika. Gönül tabii size bir müteferrika vermek ister ama ben bilemiyorum. İnşallah diyelim. İstanbullu Sahabeler, bu çok güzel bir kitap. Maalesef baskısı bitmişti. Ama yeniden basıldığı müjdesini verdi Coşkun Yılmaz. Bu kitaptan size hediye etmek istiyoruz. Eskiden beri etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan, sosyal mecralardan. İlk sorumuz şu olsun. Eyüp Sultan nerelidir? Yani İstanbul'da yatıyor biliyorsunuz, kabri burada. Ama kendisinin nereli olduğunu, nerede doğduğunu, nerede yaşadığını ve nereden buraya geldiğini soruyoruz. Eyüp Sultan nerelidir? İlk sorumuz, eskiden beri etiketiyle bizlere gönderebilirsiniz. Bizim aslında bu programı sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Birlikte de sizinle de sohbet ederken geçtiğimiz günlerde Murat Bardakçı güzel bir yazı yazmıştı. İmparatorluk töreni gibi. Culus merasimi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden göreve devam etmesi, daha doğrusu seçimlerden sonra böyle bir tören hiç yapılmadı diye bir imparatorluk töreni benzetmesi yapmıştı. Aslında buradan çok, da aklımıza geldi. Doğru. Aslında çok Murat'ın yaptığı çok akıllıca bir iş. Biraz onun kendi zekasına ve birikimine mahsus bir tanımlama Murat Bardakçı'nın. Hakikaten bir tarihçi olarak da baktığım zaman ben de çok manidar buldum töreni. Cumhurbaşkanlığımızın görevi yeniden başlama törenini, çünkü törene katılan coğrafyaya baktım. Ülke temsilcilerine üst düzeyden başlayarak yaygınlığına baktım. Ve bir de bu dönemde seçilen slogana baktım. Daha doğru slogan demek de doğru değil de Türkiye'nin hedefine baktım. Türkiye Yüzyıla'nın başlangıcıydı ve katılımdı. Ve bu aslında bir anlamda Türkiye'nin aynı zamanda tarihi kökenleriyle de buluşma veya tarihi geçmişine bir atıf. Biliyorsunuz bizde bir de muhteşem bir yüzyıl vardır. 16. yüzyıl muhteşem bir yüzyıl olarak geçer ama eksik bir yüzyıldır. Aynı zamanda Türk asrı olarak geçer dünyada. Biz maalesef Türk tarihini çok geniş çaplı okuyor değiliz. Eksik okuyoruz. Aslında Osmanlı ile eşdeğer 15-16. yüzyılda dünyada büyük başka medeniyetler var. Hindistan'da var, Türkistan'da var, diğer bölgelerde. Türk asrı olarak da geçer. Ama Osmanlı özelinde muhteşem bir yüzyıl veya Kanuni asrı. Ama dünya tane Türk asrı olarak geçer. 21. yüzyılda Türk yüzyılı olarak isimlendirilince birden ben böyle bir bağlantı kurdum. Şimdi orada Murat da tabii zekasının gereğini yaptı ve birikiminin gereğini, sadakasını verdi. Tarihte burada neler yaşandı ya da törenler nasıl yapılıyordu bunu konuşalım ama birçok seyircimizin merak ettiğini biliyorum. Hatta sorular da gelmeye başladı eskiden beri etiketiyle. Özellikle sizin sanduka odası olarak adlandır dediğiniz, yani kabrinin sandukasının bulunduğu odada ve türbenin içinde neler olduğunu seyircimiz merak ediyor. Aslında pandemiden önce restorasyonu bitmişti. Yeniden ziyarete açıldı ama herkes oraya giremiyor. ve tabii İstanbul'a gelip de ziyaret etme imkanı bulamayan seyircilerimiz açısından
Eyüp Sultan Hazretleri'nin şu anda nerede yattığını ve bulunduğu yerde de nelerin bulunduğunu bir hızlıca anlatalım, ondan sonra da törenlere geçelim. Tabii olur. Yalnız müsaadenizle bir önceki sorunuzla cevapla bağlantı olarak şunu söyleyelim. Konu seçimi derken kılıç kuşanma merasimi de burada yapılıyor. Yani evet, padişahlığın ikinci adımı burada yapılıyor. Buranın böyle bir devlet protokolünde de yeri var. O bağlantıyla geldi. İşte sandukayı görüyoruz şu anda, ekranda görüyoruz. Bu puşide... Hocam buradan da görebilirsiniz arzu ederseniz. Bu puşide Sultan II. Mahmut devrine ait bir puşidedir. Bu sarık yeni restorasyon döneminde kullanıldı. Genelde Mevlevi sarığı olarak isimlendiriliyor. Mimar Hilmi Şenalp var. Allah hayırlı ömürler versin. Kendine mahsus bir adamdır. Söz verdi yayına geleceğine dair. Beklemeyin. Ne bir şahsına münasebet. Söz verdiğini sanmıyorum ama gelmez yani. Keşke gelse. Ama nereye söz verdi? Konya. Ha, bilemem. Yani Hilmi Bey'in konuşmasını isterim ben. Ha, tamam. Çünkü mesele sadece bilgi meselesi değil. Siz biraz önce tarih söyleşileri programından söz ettiniz, tarihi de. Evet, orada güzel bilgiler paylaşıyoruz ama orada bir Mehmet İpşirli var. Tabii ki. Mehmet İpşirli'nin bir oturması var, kalkması var, tavrı var, tarzı var, adabı var, nezaketi var, zerafeti var, tevazu var. Bilginin ötesinde bir adam görüyorsunuz orada. Program oradan değerli, yoksa bilgiyi her yerde bulmak mümkün ama usulatım. Neyse, şimdi bu sarıkla ilgili arkadaşlar tekrar gösterebilirlerse onu söyleyelim. Yapıldığında işte Mevlevi sarığı vesaire, bu bir sahabe denildi. Bu eksik bir bilgiydi. Bu aslında Bağdadi sarık da deniyor buna. Hilmi Bey bunun üzerine çok çalıştı ve bu sahabeyi çağrıştıran ve ona mahsus bir sarık. Bağdadi sarık. Evet. Efendim işte Mevlevi'ye benziyor denebilir. Terkler var, tarikatların farklı tipler var, çağrışabilir. Ama bu da çok normal bir şey. Zaten tasavvufi ekoller bizde sahabeden neşet eden gelenektir ve onlardan esinlenir. Bu bölüm aynı zamanda Fatih'in yaptığı bir bölümdür. Orijinal bir bölümdür. Sanduka bölümü dedim ben, hani Eyüp Sultan'a hürmeten böyle isimlendirmek daha doğru olur diye düşündüm. Şu an özür diliyorum. Hemen TT'ye girmişiz. O yüzden ikinci soruyu da yöneltmek istiyorum. Tabii. Kitaptan da çok isteyen varmış. Sevgili seyirciler, ilk olarak Eyüp Sultan nerelidir diye sormuştuk. İkincisi de Eyüp Sultan türbesini hangi padişah yaptırmıştır diye ikinci sorumuzu da hemen yöneltmiş olalım. Dediğim gibi etiketle lütfen bize yazın. Eskiden beri etiketiyle sizin sorularınızı da yönelteceğim ki bazılarını not aldım. Birazdan sırası gelecek. Evet, kaldığımız yerden evet, lütfen devam edelim. Şu anda bu puşede 2. Mahmut devrinden kalma. 2. Mahmut'un sandukaya, türbeye dizdi. Aslında şöyle Pelin Hanım. Eyüp Sultan Türbesi İslam tarihinde protokoller anlamda en çok rağbet gören 4. mekandır. Mekke Mükerreme belli, Medine-i Münevvere belli, Kudüs-ü Şerif belli. Bunlar bizim Müslümanlar olarak ortak değerlerimiz ve tartışılmaz. Bunun dışında Eyüp Sultan Türbesi gibi, Eyüp Sultan gibi devlet protokolüne giren ve üst sıraya oturan bir başka yer yok. Yani önem verilen yerler var ama bir geleneğe dönüşen ve bir devletle bütünleşen başka bir yer yok. Bu da nedir? Kılıç kuşanma merasimi. Bu aslında üzerine durmamız gereken husus, bizim millet olarak sahabeye, daha da öte Peygamberi Zişan Efendimiz'e vermiş olduğumuz, göstermiş olduğumuz hürmetin, muhabbetin, saygının bir yansımasıdır. Güzel bir söz vardır. Kişi sevdikleriyle sevilir. Siz bir insanı seviyorsanız her şeyini seversiniz. Yıllar önce ben gençken Özgül Eren diye çok sevdiğim, hürmet ettiğim bir abi vardı. Demişti ki, İnsan birisini severse sevdiğinin bulunduğu yerin rüzgarı ve hatta itleri bile ona çok sevimli gelir demişti. Ben Sivas'la ilgili konuşuyordum o sıralar. Bu doğru. Bizim Leyla ile Mecnun hikayeleri var. Çok konuşmuyoruz. Leyla ile Mecnun'u konuşmak lazım. Arzuyla kan verip neyse. Peygamberimize olan hürmetimizden dolayı bizim sahabeye başka bir hürmetimiz vardı. Bir husus daha var. O da şu. Peygamberimizin hadisi var, sahih hadisi. Benim ashabımdan her kim hangi beldede vefat ederse kıyamet günü o beldenin lideri olarak, o belde halkının rehberi olarak
dirilecek ve onlarla beraber haşrolacaktır. Eyüp Sultan 150 tane hadis rivayet etmiş. Onlardan bir tanesi bu. Kitapta öyle yazıyor. Var. Onu da hemen söyleyeyim. Geldiniz. Mesela İsmail Lütfi Çakan Hoca'yı burada çok rahmetlendim. Cemal Öğütçü Hoca Efendi rahmetlendim ama ta Osmanlı döneminden beri, Kanuni Sultan Süleyman'dan beri gelen bir gelenek vardır. Bunu bizim Mustafa Küçükaş Hoca yazdı. Eyüp Sultan'ın rivayet ettiği hadisler bir ders olarak okutuluyor. Keşke bugün İstanbul Müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Eyüp Müftülüğümüz Eyüp Sultan Camii'nde bir Eyüp Sultan hadisleri dersi başlatsa. Bu geçmişte de yapılmıştı. İsmail Lütfi Çakan hocamız hayatta. Ben şu anda Eyüp Sultan Hazretleri'nden 40 hadis diye onun neşrettiği kitaplardan birisi. Nabi var, Baki var bizim ünlü şairimiz. Onun da böyle bir 40 hadis şerhi var. Keşke yanımda getirseydim bir grup arkadaşla yayınlamışlar. O da var. Pekala, yeniden odaya dönelim. Dönelim efendim. Şimdi bu şöyle söyleyelim. Bir belki türbenin olduğu yeri konuşacak olursak, dışarıda bir kere çok bilinen, meşhur ve hatta fethiye şahitlik etmiş bir ulu çınar olarak kocaman bir avluda çınar var. Seyircilerimiz gözünde canlandırsın diye söylüyorum. Ortam bir kere çok böyle insana mutluluk veren bir yer. Yani gittiğinizde böyle hakikaten ruhen yükseliyorsunuz, iyi hissediyorsunuz. Ondan sonra türbeye bir giriş. Hatta Uğur çok güzel videosunu çekmişti. Seyircilerimiz de gözünde canlandırsın diye öyle bir verelim arkadaşlar size böyle kapıdan girerken görüntüyü. Ondan sonra işte sanduka odası, yani bulunduğu yer ve oradaki tabii emanetleri de konuşalım. Kutsal emanetler de var içeride. Bugün Eyüp Türbesi'ni restorasyondan bahsettim. Sonraki birkaç cümle söyleyeyim. 3. Selim döneminden sonra ilk defa böyle bir köklü restorasyona tabi tutuldu. Cumhurbaşkanımız çok yakından takip etti. Çok büyük bir restorasyondu. Bakanlığımızın da bu anlamda İstanbul'daki türbelerle ilgili ecrada saygı bağlamında bir restorasyon çalışması var. Son çalışmalarla biz Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaretçilerini sayabiliyoruz. Yani 10 bin, 15 bin kişinin ziyaret ettiği günler oluyor Eyüp Sultan Türbesi'nde. Yoğun bir. Bu ekranda görülen kapıya biz Fatih'in kapısı diyoruz. Verdik mi acaba girişten itibaren o Uğur'un böyle geri geri çıkarken çektiği bir görüntü var mı? O görüntüyü verelim. Ondan sonra her ekrana getirilen şey neyse onun ne olduğunu konuşalım arkadaşlar. Bu türbe Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı türbe. Aslında İstanbul'da yapılan ilk Selahattin Camii de Eyüp Sultan Camii'dir. Yani bunları niye söylüyorum? Eyüp Sultan'a verilen hürmetin, devlet protokolü düzeyinde verilen bir hürmetin ifadesi olarak söylüyorum. Peki bu sadece mesela yani biz Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok seviyoruz ve hürmet ediyoruz. Bu acaba İslam coğrafyasında da biliniyor ve buraya geldiklerinde de ziyaret ettikleri bir makam olarak görebilir miyiz? Biliyorsun ben aynı zamanda İstanbul'un turizmiyle de ilgili bir isimim. Ve İstanbul'a çok sayıda Müslüman turist de geliyor. Eyüp Sultan ziyaret edilen yerlerin başına. Çünkü Eyüp Sultan mahalli bir sahabe değil. Eyüp Sultan İslam tarihinde peygamberimizi evinde misafir etmesi başta olmak üzere Akabe Beyatı vesaire hayatıyla. Ama bilmeyenler olabilir. Tabii Hazreti Ali'yi de bilmeyenler var. Hazreti Ebu Bekir de bilmeyenler var. Yani kısacık bahsetsek aslında tabii, peygamber Efendimiz Mekke'de Mekkeli müşrikler dolayısıyla hicret etme kararı aldıktan sonra, evet buyurunuz. Medine'ye hicret etme kararı alıyor ama ondan önce hicretine de etkili olan Akabe Beyatları var. Ebu Ebel Ensari, yani Hazreti Halid aslında ismi. Bu Akabe Beyatı 622'de bulunuyor, peygamberimize beyat ediyor. Ve Müslüman oluyor. Zaten Neccaroğullarına bağlı Hazreç kabilesinden. Hicretle beraber peygamberimiz Medine'ye hicret edince, o hicretin ayrı bir serüveni var. Asıl mesele peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye geldi. Nerede kalacak mevzu? Herkes misafir etmek. O Talal Bedru Aleyna eşliğinde. Ya. Onu bir kere yayında vermiştik biz, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Hakikaten o... Çok seviniyorlar Peygamber Efendimiz'i uzaktan gördüklerinde. Bunu söylemeye başlıyorlar.
Yani o sevinci anlamaya çalışıyorum. Ben de biraz orada durdum. Yani o bizim bugünkü bildiğimiz bir sevinç değil. Yani duygusu, hasreti. Yani bambaşka bir şey oldu. Ne? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye girip o coşkulu tablo, gözyaşları, duygu ikliminde gider. Herkes misafir etmek istiyor. Herkes ağırlamak istiyor. Ve Peygamberimiz diyor ki ben devemi kendi haline bırakın. Kisva. Evet. Bırakın diyor. Aslında sorsaydı keşke Kisva'nın ismini kaç kişi bilirdi. Bilirlerdi ama değil mi? Bilirler. Ha. Bilirler. Bizim insanımız, ben bu İstanbul'u sahabeler kitabını yazarken gördüm ki. Ya bizim insanımızın başka bir kumaşı var bu insanlarla ilgili ve bu değerlerle ilgili. Ben size bir anlatsam hikayesini, o sokak aralarındaki insanların bu kabirde nasıl koruduğunu anlatsam. Bunlar devlet himayesinde daha yeni masar olmuş kabirler. Neyse Medine-i Münevvere'ye gidince devemi kendi haline bırakın diyor. Hepimizin bildiği şey, ben çok hızlı anlatayım. İşte ilk bir yerde duruyor, sonra deve kalkıyor, tekrar gidiyor ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine geliyor. Başka bir hikaye daha var burada Pelin Hanım. Ve orası da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evi. Peygamberimiz orada iniyor. Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oluyor. Şimdi nezakete bakın. Hane halkı ya Resulullah buyurun deyip üst kata davet ediyorlar. Peygamber Efendimiz alt katta kalmayı tercih ediyor. Diyor ki çok gelen giden olur, rahatsız olursunuz diye. Fakat siz üstte nasıl yürüyeceksiniz? Nasıl adım atacaksınız? Ya. Bir gün böyle bir su gibi bir şey dökülmüş daha ilk günlerde. Eyvah Resulü Zişan üzerine döküldü. Çok tedirgin olmuşlar. Ya Resulullah ne olur lütfen üst kata çıkın. O da mecbur diyorlar. Çıkmış tabii. O da tabii çıkıyor yani. Ondan sonra 6-7 ay o evde kalıyor. O ev aslında İslam'ın ilk davet evi. O ev aslında İslam'ın ilk mektebi. O ev aslında garip kurabanın, fakir fukaranın ağırlandığı ve ikram edildiği yer. O ev Medine'nin ilk 6-7 ayında Resul-i Zişan Efendimiz'in bulunduğu o sıranın merkezliğini yapmış. Ebu Eyyub el-Ensari de o evin sahibi. Kendisi aynı zamanda sizin kitapta okuduğum peygamberimizin dedesinin annesinin akrabalığı da var. Akrabalığı, Necaroğullarından onların reisi diye geçiyordu. Evet, başka bir kaynak daha var. Bu Tubba diye Himyeri hükümdarlarından biri var. Onu da söyleyeyim. Eve girince bir mucize yaşanıyor bir rivayete göre. Tubba Yemen'de hüküm sürüyor. Bir rüya görüyor, bir hal oluyor ve araştırmaya başlıyor. Medine'ye yani Yesrib'e geliyor, oradan bir yer satın alıyor. Bir ev yaptırıyor ve oğullarına bir mektup bırakıyor. Diyor ki bu mektubu bir peygamber gelecek buraya, ona benim emanetim olarak verin diyor. Tabii 7. nesil Ebu Eyyub el-Ensari. O mektuptan sonra 7. nesil. 7. torun. Ve aile bunu saklıyor. Saklıyor. Yani adam bir kutuya koymuş, ağzını kapatmış, emanettir size demiş, sahibine verin. Artık hani nesilden nesile aktarılırken unutulmuş mektup. Yani mahiyeti unutulmuş. Ama muhafaza ediyor bir baba yadigarı olarak. Peygamber Efendimiz diyor ki o mektup nerede diyor. Ebu Eyyub el-Ensari bir an şaşırıyor böyle. Hangi mektup diyor mu? Şimdi yani... Yani Resulullah'ın haberi yok ki ondan. O bile unutmuş aslında şeyini, mahiyetini, tabir caizse tırnak içinde. Ve mektubu getirip veriyor. Ne diyor mektupta? Mektupta işte peygamberimizin geleceğini müjdeliyor. Ona bağlılığını bildiriyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin böyle bir bereket de var. Ebu Eyyub el-Ensari, kısaca hayattan bahsedelim dediğiniz için onu anlatayım. Peygamberimizin bütün gazvelerine, savaşlarına katılıyor. Yani savaşlarla geçmiş ömrü. Daha sonra... Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer devrinde bütün savaşlara katılıyor. Zaten onun bir ayet-i kerime var. Kendinize kendinizi tehlikeye atmayınız ayet-i kerimesini herkes yorumlarken bunu savaştan vesaireden kaçmak olarak yorumlarken o diyor ki hayır öyle değil. Bu cihattan kaçmayın. Yani çünkü bir insan... Kendini cihattan kaçarsan yakarsın esasını. Tabii, öyle yakarsın diyor. Bir peygamberimizin çok duaları var. Bir tanesi beni çok duygulandırır ve ben İstanbul'daki bu hürmeti biraz da o ve benzeri duaların bereketi olarak görürüm. Hayber'in fethinden sonra peygamberimiz evleniyor biliyorsunuz. Herkes çadıra çekiliyor ilk gece. İstirahat ediyorlar. Peygamberimiz böyle sabah kalktığında bir bakıyor. Çadırın etrafında dolaşan birisi var. Bakıyor Ebu Eyyub el-Ensari. Sen uyumadın mı? Ya Resulallah. Yahudiler sana bir zarar verir diye.
çadırın etrafından ayrılamadım diyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, senin beni koruduğun gibi Allah da seni korusun. Aa, çok güzel. Şimdi siz 669-1453, yaklaşık 1400 sene bir gavur elinde kalacaksınız ve kabriniz, hatırınız, hatıranız, varlığınız muhafaza edilecek. Sizin kabrinizin işgal altından kurtarılması bir hedef olarak belirlenecek. Ve o şehri fetheden 21 yaşındaki bir delikanlının attığı ilk adım sizin kabrinizi bulmak olacak. Hı hı. O şehirde yaptırdığı, padişah olarak yaptırdığı ilk cami ve ilk külliye sizin kabrinizin yapıldığı yer olacak. Hı hı. Şimdi bunu neyle izah edebilirsiniz? Bu duadan, Resulullah'ın duasının bereketinden başka. O sadece Hayber'de değil, aslında bütün savaşlarda, bütün gazvelerde. Bedir, Uhud, Hendek. Şöyle, peygamberimizin etrafından ayrılmıyor. Ayrılmıyor. Yani bütün tehlikelere karşı kendini siper eden sahabelerden birisi. Sözünü sakınmıyor, doğruluktan ayrılmıyor. Mekke'nin fethi, Huneyn başta olmak üzere tüm harpler. Bir gün hürmet edene hürmet edilir. Rahmetli hocam demişti ki, teşekkür eden milletler arasından kadri kıymeti bilinen insanlar yetişir demişti. Abdullah İbni Abbas, Basra valisi yanlış hatırlamıyorsam, Ebu Eyyub el-Ensari oraya gittiğinde onu evinde ağırlıyor ve konağını bırakıp gidiyor. Diyor ki, sen Resulullah'a nasıl hizmet edip konağını tahsis ettiysen ben de sana öyle hizmet etmek istiyorum diyor. Mesela namazı geç kıldırıyor bazı valiler, böyle gidiyor. Bunları uyarıyor. Çok sert uyarıları var. Hadis rivayeti konusunda 150 dedik, 210 hadis olduğunu söyleyenler de var araştırmalarda. Hadis rivayeti konusunda çok titiz. Bir hadise araştırmak için yaptığı aylarca yolculuğu, mesela İstanbul'u fethetmek için savaşa gitmekle eşdeğer görüyor. O kadar sevaplı ve ecirli görüyor. Çok iyi bir hadis. Şu aslında hadislerinin sıhhat derecesi çok yüksek, önemli bir isim. Bakıyorum benden iyi okumuşsunuz kitabı Pelin Hanım. Şu hadisi özellikle ben altını çizdim. İnsanların elindekinden ümidini kes. Ummayan küsmez demişler ya. Şöyle bir adam Resulullah'a gelerek, ya Resulullah bana veciz bir şekilde nasihat eder misin demiş. Şöyle cevap veriyor. Namazını kıldığın zaman sanki dünyaya veda ediyormuşsun gibi ol. Yarın özür dileyeceğin bir sözü söyleme. İnsanların elindekinden ümidini kes. Buyurun, bu yani iletişimin altın kurallarından. Evet, insanların birisi. Elindekinden ümidini kes. Onun karakterini yansıtan hadiselerden birisi, Muaviye İbni Ebu Sufyan'ın Hazreti Ali'ye karşı isyanında, onun hilafetini tanımayıp savaş açtığı ortamda Ebu Eyyub el-Ensari Hazreti Ali tarafında duruyor. Ve o Bağdat'a gittiğinde yerine vali olarak bırakıyor. Yani Ehl-i Beyt'te olan bir muhabbeti var ayrıca Hazreti Ali'nin. Bazıları gibi Hazreti Ali'ye savaş açan, karşı çıkan, isyan eden grupta değil, Hazreti Ali'nin safında yer alıyor. Bu önemli. Kişi sevdiğiyle sevilir deniliyor ya. Ve Resulullah'ın Hazreti Ali'yi nasıl sevdiğini bilmiyor muyuz biz? Hadislerde yok mu? Tabii ki. Şimdi siz o sevgi, o beyanlar, o hikmetler varken ona karşı duruyorsanız, Resulullah olan sevginizin biraz muhasip edilmesi gerekmez mi? Yani Ebu Eyyub el-Ensari böyle bir adam. İstanbul'a... Böyle bir zat-ı mübarek. Adam tabir biraz hafif kaçtı, nezaketsizlik oldu. Peygamberimizin yine bir sözü üzerine buraya geliyor, yani 80 yaşındayken. Onu da hatırlatalım lütfen. Tabii şöyle, İstanbul'un fethiyle ilgili birkaç tane hadis var. Biz hep Letüf Dahannel Konstantiniyeti Felenimel Emiru Emiruhe hadis-i şerifini biliyoruz. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Ordu ne güzel ordu. Biz şu kitabın girişinde de bunu yazdık. Hediye edeceğiz ya. Bu kitabın girişinde İstanbul seferlerini de yazdık. Necdet Yılmaz Hoca ile beraber. Bir defa başka bir hadis var. Peygamber Efendimiz diyor ki, İstanbul'un üzerine ilk sefer katılanlar mağfirun zümresindendir. Yani bağışlananlar olacaktır. İstanbul'un fethiyle ilgili çok bağlantı kurmuyoruz ama ben her fırsatta anlatıyorum. Hendek Harbi varsa çok doğrudan bir bağ var. Bir iki dakikamız varsa anlatayım. Lütfen. Hendek Harbi, İslam tarihi çok kritik, çok çarpıcı, imanın
ve Resulullah'a bağlılığın en sınandığı savaşlardan birisidir. Bütün müşrikler, kafirler toplanmışlar. Müslümanları ve Resulullah'ı yok etmek üzere yola çıkmışlar. Buna mukabil Müslümanlar biz nasıl var olabiliriz diye çözüm ararken akıl buldukları tedbir şu: Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın teklifiyle Medine'nin etrafına hendek kazacaklar. Şimdi burayı lütfen seyircilerimiz biraz dikkatle dinlesinler Pelin Hanım. Büyük bir ordu üzerinize geliyor ve siz çözüm olarak şehrinizi savunmadasınız. Bir, savunmadasınız. İki, çözüm olarak hendek. Yani onlar atlarıyla da atlayarak geçemesinler. O kadar geniş bir hendek kazıyorsunuz. Hendek kazılırken açlıktan Peygamber Efendimiz karnına 3 taş bağlıyor. Bakın, Peygamberimiz, herkes her varlığını Resulullah'a verir ya. Hı hı. O açlığını yatışmak 3 taşı karnına bağlıyor. Bu kadar yokluğun olduğu bir dönem. Hendek harbi böyle bir harbi. Ve tam o esnada bir kaya çıkıyor ve kaya parçalanamıyor. Hı. Resulullah haber veriyorlar. Ya Resulallah, bir kaya çıktı ve biz bunu kıramıyoruz. Ve bu geçiş yolu olacak düşmana. Resulullah Efendimiz geliyor, Peygamber Efendimiz geliyor, eline bir gürüz alıyor. Bismillah vuruyor. İşte ben çok özetle anlatacağım. Bir kıvılcım çıkıyor kaynaklara göre ve Medine dağlarının ufuklarını kaplıyor böyle. Bir şey söylüyor Peygamberimiz. O aç susuz, o ümitsiz, o bir taşı kıramayan topluluk bir Allahu Ekber nidası. Bir haykırışı var ki Medine sarsılıyor. Sanki yeniden hayat bulunuyor. İkinci defa aynı sahne, üçüncü defa aynı sahne. Şimdi ben bunu biraz böyle anlatırken biraz da psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Tabii münafıklar var, Müslümanları satan Yahudiler ve münafıklar var, kaçanlar var. Şaşırmışlardır. Ya bunlar niye seviniyorlar? Yani yiyecek ayranı yok içmeye. Yani açlıktan karnına taş bağlıyor, düşman gelmiş. Neyin sevinci? Soruyorlar. Diyorlar ki Resulullah bize Yemen'in fethini müjdeledi. Şöyle bir bakıyordur yani. Yemen'in fethi. Siz Medine'yi savunmak için hendek kazıyorsunuz. Yemen'in fethi. E sonra İran'ın fethini müjdeledi. Oha, yani nasıl? İran dediğiniz bugünkü Rusya gibi diyelim. Hadi benzetme açısından. Çok geniş topraklar. E sonra İstanbul'un fethini müjdeledi. Roma. Roma ya, ötesi yok ki bunun. Muhtemelen şöyle düşünmüşlerdir. Vah zavallılar. Hani biz de yaparız ya. Herhalde açlıktan, yokluktan, korkudan akıllarını yitirdiler. Siz ki şehrinizi kuşatılmış, savunamaktan acizsiniz. Düşmanınıza çıkıp daha meydan savaşı veremiyorsunuz. Ve Roma'nın, İran'ın, Yemen'in fethinden söz ediyorsunuz. Bakın, ben tabii bir tarihçi olarak okuyorum, İslam tarihini çok okurum ama bana göre Resulullah'a bağlılığın en çarpıcı toplu sahnelerinden birisi, belki birincisi budur. Hmm. Bu kadar çaresizlik içinde bir insan size dünyanın tartışılmaz en büyük güçlerinin sırtını yerine getireceğini söylüyor ve siz buna inanıyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Yemen fethediliyor. 644'te İran tarih sahnesinde ismini Hazreti Ömer devrine, 668'de 40 sene sonra İslam orduları İstanbul'un önlerine geliyor. Yani İstanbul'un böyle şeyleri var. Şu benim çok ilgimi çekmişti sizin kitabınızda. Ya, vasiyet bölümü mü? Vasiyeti, yani kendi arzusuyla 80 yaşındayken, yaşlarındayken 669 yılı ilkbaharında İstanbul kuşatmasına katılmak için hareket eden orduda yer alıyor. Sonra hastalanıyor. Sonra bir arzun var mı diye sorduklarında diyor ki Resulullah'tan işitmiştim. Konstantiniye surunun dibine salih bir kimse defne olacaktır. Umarım o kişi ben olurum diye. Ve olabildiğince ileri bir noktaya gömülmeyi istiyor. Şimdi şu çok enteresan, Bizans devlet erkanı da surların gerisinden bu manzarayı hayretle seyrediyormuş. Yani nasıl oluyor da mezarı gidiyorlar oraya gömüyorlar? Hani normalde tahrip edilebilir o. Tabii anlıyorlar, çok muameleye bakınca bunların çok önem verdiği birisi. Ha. İyi de bunu buraya, şehre de giremiyorlar, buraya bırakıp nasıl gidecekler ki diyorlar. Sonrasında şöyle tabii izah olunuyor.
Müslümanlarsa böyle yapıldığı takdirde, yani eğer bu mezara bir zarar verirler ise, kontroller altında bulunan yerlerde hiçbir kilise ve Hristiyan azizinin mezarının kalamayacağını bildiriyor. Yani ona dokunursan senin canın yanar diye. Dişe diş diyor. Sonuçta diyor, Bizans İmparatorluğu mezarı korumayı taahhüt etti. Gerçekten de korudu da. Hatta Bizans halkının da ziyaretgahı haline geldi. E tabi o peygamberimizin Rabbimizden korumasını istediği sahabiydi. Güzel yazmışız. Çok güzel yazmışsınız. Ama ben bunu yazarken 25 yaşındaydım. Gerçekten mi? Evet. Yani Necdet Bey'le beraber, evet, o günün duyguları başka. Şimdi ben... Öyle mi? İBFET'in 550. yıl hatırasına bu yayınlandı. Özkan Göksal Bey, sanayici, gemici iş adamı. Onu buradan çok sevgiyle şükranla anlıyorum. Bir gün dedi ki, benim de böyle çok işsiz güçsüz olduğum bir zaman. Hani... dedi ki, Coşkun, İstanbul'un fethinin 550. yılı geliyor. Biz hep bu yılları boşa geçiriyoruz. Kalıcı bir şey yapalım. Ne yapalım dedi. Biz de Necdet Hoca ile, şimdi İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Öğretim Üyesi, istişare ettik. Dedik ki, biz isterseniz ilk fetih erlerini yazalım. Çünkü fetih ordusu ikiye ayrılır. Evvelun ve ahirun. Evvelun 1453'e kadar İstanbul'un fethi için gelenlerdir ve sahabe onların öncüleridir. Ve bunlarla ilgili çok ciddi çalışma yoktu. Süheyl Ünver'in bir risalesi vardı. Allah rahmet eylesin. Necdet Bey'in bir risalesi vardı. Bunu yayınlayalım dedik, ama siz buna ne kadar bütçe ayırırsınız dedik. Dedik ki, siz ne istiyorsanız o dedi. Özkan Bey. Yani ne istiyorsanız o dedi. Hayatta mı? Yaşıyor tabii. O hem Osmanlı Gemileri kitabını yayınladı ondan sonra. Hem de Savaşın Sultanları'nın kitabını da o efendi yayınladı. O Savaşın Sultanları çok güzel. Bu abi benden büyük bir insan. Sanayici. Gemi sanayinde. Yayıncı falan değil ama bu stratejik alan olarak bunları gördüyse, kendisi kültür sanata bir borçlu olarak görüyor. Şu anda Sebahattin Zaim Üniversitesi mütevelli heyet başkanı. Buradan da selamlarımızı tabii Özkan Göksal'a çok göndermiş olalım. Onun bir şeyidir, katkısıyla. Bir soru daha sormuş olalım. İki soru sorduk bu kitaptan isteyenlere. Üçüncü sorumuz da şu olsun. Eyüp Sultan'da kılıç kuşanan son padişah kimdir? Eskiden beri etiketiyle göndermenizi rica ediyorum. Şimdi üçüncü sorumuzu da sorduktan sonra arkadaşlar, şu türbe görüntüsünü verelim de nasıl olduğunu buradan hoca ile birlikte izleyerek bir anlatmış olalım. Tabii. Olur mu? Tabii. Tamam. Burası az önce bahsettiğimiz, öyle giriyorsunuz kocaman kapılardan. Şöyle tarif edeyim ben. Verir misiniz görüntüyü? Edine Kapı tarafından indiniz. Eyüp Sultan Camisi'ne girdiniz. Maşallah yazan çok muhteşem bir yazı vardır. Taç kapıdan girdiniz. Hemen türbeye girişi oradan yapıyoruz. O kapı. O Ali Kuşçu da onun arkasında orada yatar hemen. İnce uzun koridordan geçiyoruz. Koridordan geçtikten sonra buraya açılıyor. O koridordaki kapı Fatih'in yaptırdığı kapıdır. Bunu hemen hatırasını alın. Yani seyircilerimiz oradan geçer, bu kapıya lütfen baksınlar. Fatih devrinden kalma bir kapıdır. Oradan buraya geldik. Şimdi şu solda girdik. Bak şöyle göz. Şu bir L'de döner misiniz? Kalkıyorum. Şu kapıyı görmek istiyorum. La ilahe illallah yazan kapıyı. Şurada tam önünden geçerken şurada kutsal emanetler var. Orada Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi var. Evet. Şurada bir değişik bir taş var. Bir yeşil taş var hocam. O muallak taşı diyoruz. Peygamber Efendimiz'in bir rivayete giriyor. Diyor ki, daha bana tebliğ gelmeden önce benim peygamberliğimi dile gelip zikreden taş diye. Şöyle bir evet, taş. Evet, bu taş, evet. Yalnız burada görüntüde tabii daha koyu çıkmış ama nasıl diyeyim, tonu? Yani şu ton değil mi hocam? Onun biraz koyusu. Çok şöyle, hoş. Bak bu daha güzel. Bu daha güzel, evet. Buna muallak taşı diyoruz. İki rivayet var. Bir tanesi, Peygamber Efendimiz daha ben peygamberlik bana gelmeden önce 610'da Bismillahirrahmanirrahim ikra emri gelmeden önce bu taş peygamberimizin dile gelip peygamberliğine şehadet ediyor. Evet, öyle rivayet oluyor. Bir diğer rivayette ikra hükmü geldikten sonra eve giderken sen Allah'ın Resulüsün diye dile gelin. Yani peygamberimizin peygamberliğini dile getiren taş olarak. Bu 3-4 parça, bir parçası İstanbul'a gelmiş. Eyüp Sultan Türbesi'nde. Sakalı Şerif var yanında. Sakalı Şerif var yanında. Yine onun yanında evet, Ravza-i Mutahara'dan bir parça var. Onun yanında yine Peygamberimizin diktiği bir hurma ağacının parçası var. Orada güzel mini bir köşe. Evet, bu sözün ettiğimiz
Yaprak. Şu değil mi? Zaten evet. İkinci satırda yazıyor tam. Altı mağarası, üstü ibadethanesi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek yedi şerifiyle diktikleri ağacın yaprağıdır diye yazıyor. Onu tabii bir tülbent içine almışlar. Böyle küçük bir vitrinin içinde evet, bunlar. Hemen öyle giriş kapısından sonra ilerlediğinizde. Hemen o, solda. Hemen solda. Onun karşısında da bir başka emanet var. Hangisi? Peygamber Efendimiz Kademi Şerif. Evet. Tam arkadaşlar şerif. Getirdiler. Kademi Saadet. Bu da enteresan. Birinci Mahmut devrinde silahdar olan Receba, yanlış hatırlamıyorsam, göreve geldiğinde bir köşede böyle bir sandıklar görüyor. Sandıklar içerisinde açıp bakınca bu Kademi Şerif'i görüyor. Bunun etrafı gümüş. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in ayak izi. Şimdi bunu görünce tabii çok heyecanlanıyorlar. Konu Sultan 1. Mahmud'a intikal ediyor. Sultan 1. Mahmud okuyor, şey yapıyor, yüzüne gözüne sürüyor. Hı hı. Ve bunu biz nerede muhafaza edelim diyor. Ve hemen Ebaybel Ensari akla geliyor. Ve türbenin girince hemen sağ tarafta kalıyor. Sizin söylediğiniz camekanın karşısında, bunların karşısında oraya bir köşe açıp konuluyor. Bu ayak iziyle ilgili tabii... Buraya nereden geldi, nereden kaldı sorusu var. Bununla ilgili de rivayetler var. Bir tanesi Sultan 1. Ahmet ile ilgili. Mısır'da bir Kademi Şerif var, Kayıtbay'ın mezarında. Sultan 1. Ahmet, Sultan Ahmet Camii'ni yapınca orada sergilemek üzere bu Kademi Şerif'i resmini getirmeye kalkışıyor. Sonra bir rüya görüyor. Rüyada Resulullah Efendimiz'in huzurundalar. Diyor ki, ya Resulallah, ben bu Ahmet kulundan size şikayetçiyim. Benim türbemi ziyaret, dolayısıyla bana dua vesilesi olan sizin Kademi Şerifinizin buradan götürüyor, hı-hı, diyor. Hı-hı. Bunun üzerine, emir üzerine onun getirilmemesi, iadesine karar veriyor. Evet. Fakat şey çok duygulanıyor, 1. Ahmet çok, Peygamber Aziz Mahmud Hüdayi'nin biriydi zaten, onun atının da yularını çeken bir isim. Ona çok bağlı bir isim. Bir tane yaptırıyor, sorgucuna takıyor. Bir tane yaptırıyor, tahtının ön cephesine asıyor. Bir de böyle ahşap yaptırıyor. Bu belki ondan da bir kopya diye değerlendiriliyor. Hı-hı. Ya bunların çok başka böyle, dünyalar başka bir şey. Bilmiyorum tabii, biz bunu böyle anlatıyoruz da ne kadar anlıyoruz ya da ne kadar hissediyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Ama işte tabii bilemeyiz o ne kadar yeterli olur. Az önce geldiğimiz noktada bir yerde kalmıştık ya, tam böyle... sandık odasına girilecek yer. O görüntüye tekrar dönelim. Tamam. Evet, tam girdik. İşte bu sözünü ettiğimiz koridor, o dediğimiz kapı, o sözünü ettiğimiz tam karşıda. Tam karşıda. Ver full ekran ver. Bunları ziyaret ediyoruz, devam ediyoruz. Tamam. Geldik. Biraz daha öne gelebilir miyiz acaba? Burası dua kapısı diyoruz buna. Hı hı. Bunun tam karşısında, bak evet şimdi geldi. Sağdaki de niyaz penceresidir. Dışarıdan bakıp öyle içeriye dua ettiğimiz yer. O sözünü ettiğiniz çınarın tam karşısına gelir. Çıkış kapısının kenarındaki niyaz penceresidir. Hı hı. Bu bizim bize mahsus bir gelenektir. Ziyaretçi oraya geldiği zaman içeride sandukayı da görüyor. Orada duruyor, dua ediyor. Niyazını yapıyor. Tam bu pencere. Bu onun iç tarafından görüntüsü. Tamam. Üzerinde de zaten peygamberimizin devemi kendi haline bırakın. O nereye çökerse ayeti var. Şurada o yazıyor. Evet, bu türbedeki bütün yazılar, ben tabii ön tarafta mesela kapının sağında Esad Efendi'nin yazmış olduğu bir metin vardır. Bu kitapta da yer alıyor, okursak çok uzun alır ama türbe tamamen hatlarla donatılırken Ebaybel Ensari'nin hayatını, onun İslam tarihindeki yerini, Resulullah Efendimiz'le ilişkisini anlatan ve onun mücadelesini anlatan ayet-i kerimeler de ona göre seçiliyor. Hadis-i şerifler de ona göre seçiliyor. Metinler de ona göre seçiliyor. Evet, bu niyaz penceresi. Dışarıdan yani dua edildiği zaman bu pencereden evet, bakılarak bu işlerim, içerideki sanduka görülüyor. Gözüküyor. Aynı zamanda dua kapısı. Bunun karşısında dua kapısı yer alıyor. Biraz önce videoda vardı. Dönelim tekrar içeriye. Hani şöyle türbede yürürken siz çok gittiniz. Benden çok gitmişsinizdir muhtemelen. Sizden çok gitmemişimdir de gitmeye çalıştım. Evet, bu kapı. Bak, buna burası. Biz dua kapısı diyoruz. İşte o pencere tam burayı görüyor. Evet, buna dua kapısı diyoruz. Dedim ya sohbetimizin başında, Osmanlı padişahları bir,
Mekke-i Mükerreme, 2 Medine-i Münevvere, 3 Kudüs-ü Şerif, 4 Eyüp Sultan, 5 Ayasofya. Bu 5 yerde her padişah bir hatırasının olmasına çok büyük önem veriyor. Çok büyük ehemmiyet veriyor. Mesela şu gördüğünüz kapı Sultan II. Abdülhamid'in el işidir. Bizzat kendisinin, yaptığı el işidir. Hatta onun tarihi de vardır. Şimdi şebekeye de geçeriz, belki anlatırız. Onun el işidir. Bu kapıda kalabiliriz. Orası bu dua kapısı, evet, dediğimiz gibi ve Ebu Ebeden Sandıklı'nın bulunduğu bölüm. Bunu 2. Abdülhamit o. Az önceki kapı. Bu kapı değil. Bu değil. Bu Fatih. Bu değil. Fatih'inki dışarıda. Bu 1. Ahmet devri. Yanlış. 1. Ahmet devri. 2. Ahmet devri diye hatırlıyorum. İnelim. Şimdi. Bu. Aynen. Buranın bir de çok muhteşem bir görüntüsü vardır. Şu fotoğraf var ya ki. Şu sedef. Evet. Kalkıyorum. Bak şu. Aslında bu fotoğrafta. Yani layıkıyla güzelliğini kavrayamıyoruz. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz, değil mi hocam? Bu sedef kapını. Yani şu kapı müthiş bir şey. Tam böyle o kapıdan içeriye girince sandukayla karşılaşıyorsunuz zaten. İşte bu sedef kapıyı 2. Abdülhamit bizzat kendi elinde. Şimdi bir ebced hesabıyla da tarih düşmüşler ona, 1883. Şefaat kasteder ihlasla ol babda hakka. Yani şefaat ister, ihlas o kapıda, bab kapı demek, hakka. Bu cay pake han Abdülhamit yaptı der-i vala. Yani bunu o yaptı diye onu gösteriyor. Hı hı. İçeriye geçebiliriz isterseniz. Sanduka bölümüne. Bizim kitaptaki fotoğraflar da eskimiş. İnşallah 5. baskıda onları da değiştireceğiz. Bunlar tarih vesikaya döndü artık. Ne güzel ama. Bir zamanlar böyleymiş denir hiç olmazsa hocam. Evet. Bu kapı da güzel. İçerisi. Bu sanduka. Şimdi sandukanın sağında solunda bu örtüyü söyledik. Sarıyı da söyledik. Tamam. 2. Mahmut devri gümüş tel işlemeli. Hı hı. Bunların bakım onarımı da yeni yapıldı. Sağda solda sandukanın şebekeler. Biz ona gümüş şebeke diyoruz. 3. Selim döneminde yapılmış bir şebeke. Hakikaten gümüş işçiliğinin, el işçiliğinin harika bir yapısı. Buna mesela madalyon diyoruz. Bir ön tarafta hemen dua kapısına bakan kısımda bir var, böyle yuvarlak. Bir de bunun tam arka tarafında var. Ön tarafta besmele. Zaten ortada hemen okuyacak seyircilerimiz Bismillahirrahmanirrahim diye. Ve etrafında da, evet bu, etrafında da Fatiha suresi var. Öbür tarafta da Bakara suresinin ayetleri var. Bir defa şu şeyde, şebekenin üst demir çerçevesine ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Ön tarafta alınlığında yine aynı şekilde ayet-i kerimeler var. Ayak ucunda gelir mi diye bakıyorum. Bu da arka yüzü alınlığın. Ayak ucunda da yine 3. Selim'in yazdığı, 1. Ahmet 3. Selim'in yazdığı şiir var. İşlenmiş. Mesela şiirde, tabii biz bu Osmanlı Türkçesi bizim çok İngilizceden, Fransızcadan falan çok daha beter yabancı dil haline geldi. Şimdi okuyayım dedim de ben bile zor anlıyorum ki bu kadar kopuş olur mu insanın bir kültürü, medeniyeti? Siz anlıyorsunuzdur da. Kendi dilinden nasıl bir kopuş? Yani İngilizce okusam ben burada, inanıyorum ki anlayan insan sayısı oran itibariyle bu metni anlayandan çok daha fazla olur. Katılıyorum. Bu bir dram. Bu bir dram. Evet, arkadaşlarımız getirdiler. Bakın bu alınlıklarda yine Ebu Ebel Ensari anlatılıyor. Tuğralar yer alıyor. Ne kadar işten of çektiniz. Ya üzülüyorum. Yani şimdi... Tabii ki değişiklik olur, güncellen olur. Hocam, bu kadar. Ya anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Siz yine de okuyun bence. Dinleyelim. Şeyin, 1. Ahmet'in mısrağı, Meşed-i Pak Alemdar Resul Zahir-i Batın Gülzar-ı Naim. İfadelerdeki zarafete bakın. Sırf himmetle ana sabıkta kıldı han Ahmet evveli ta'zim. Yani 1. Ahmet ona daha başta tazimini
hürmetini sunduruyor. Tazim, hadi açıklayayım, hürmet demek, saygı demek. Ama saygı kelimesi karşılamıyor. Onun daha derin, daha içten, daha samimi olanı. Hemen onun yanında, bak evet, bir durabilirim arkadaşlar. Hemen bakın, sağda yine Hazreti Halit ismi yer alır. Osmanlı döneminde dikdörtgenlerin orada, şunlar mı? Evet. Tamam. Osmanlı döneminde Hazreti Halit'tir. Daha asıl, yakını gelir şimdi asıl ekrana. İsmi olduğu için Hazreti Halit, bakın çok da güzel bir istif gördüğünüz gibi. Ya Hazreti Halit diye yazıyor. Yalnız güzel restore edilmiş hakikaten. Şöyle çok büyük emek verildi. Emeğe geçen yıllarca sürüldü. Cumhurbaşkanımız da çok yakından takip etti. Cumhurbaşkanımız aslında 28'inden bir gece önce, 27'si gecesi buradaydı. Buradaydı. Ben hatta sizinle olan görüntüsünü de hatırlıyorum. Evvelden de kaç, 2018 miydi? Şöyle, Cumhurbaşkanımız burayı sık sık ziyaret eder ama genelde seçimlerden önce ve sonra hemen hemen benim en azından şahit ettiğim her dönemde ziyaret etti. Namazını burada kıldı ve Suriye Şerifler okundu. İbrahim Kalın. Evet, bu 2018'de sanıyorum. Cumhurbaşkanımız, arkada birisi daha var, onu görelim. Ya başka ricali devlet veya müftülerimiz vesairelerimiz bulunuyor. Güzel bir hatıra, bunu nereden buldunuz? Bana da gönderirsiniz herhalde. Bulduk hocam. Şu arkadaki perdeler? Perdeler... Sure-i Hümayun vardı. Tam şimdi Kurban Bayramı yaklaştı ya. Evet. Sure mevsimi çok önemlidir. Her haç mevsiminden önce Osmanlılar Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere ve Kudüs'e, İstanbul'da oraya bağlılığın ve hürmetin ifadesi olarak çok kıymetli hediyeler ve para ve benzeri yardımlar gönderirler. Ve bu devlet törenidir. Büyük bir törendir. Muhteşem bir törendir. Topkapı Sarayı'ndan başlar, harama geçer ve devam edip gider. Mahmil Deresi vesairesi vardır. Sürre'yi ayrıca konuşmak lazım. O çok ihmal edilmiş bir konu. Belki modern bir tarzda nasıl canlandırılır diye de bakmak lazım. 2016'da Üsküdar Belediyesi fakirin de telkiniyle Mehmet Mazak, o zaman Üsküdar Kültür Müdürü, Hilmi Türkmen yine şimdiki belediye başkanıydı. Biz bir sürü alayı düzenlik develerle, Osmanlı kıyafetiyle Üsküdar'dan harama kadar yürüdük. O görsellik bambaşka bir şeydi. Ben dedim ki kutsal topraktan hediye mi gönderdiniz acaba? Oraya kadar gönderemedik. Harama kadar gönderdik. Bir sene yapıldı. Keşke onu Hilmi Bey, Hilmi Türkmen devam ettirseydi. Çünkü o kültürel ritüellerin yaşaması önemli. Ha. O imparatorluk fikrini ve imparatorluğun kutsal topraklarla olan bağını gösteriyor. Şimdi niye Sure alaylarına girdiğimizi de hemen bağlayalım perdeyle. Perdelerden girdik. Biz 1915-16-17'ye kadar Sure alayını gönderiyoruz. Sure alayıyla beraber ne gönderiliyor? Ravza-i Mutahhara, yani Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin bulunduğu bölümün örtüleri ve Mekke-i Mükerreme'nin, Kabe-i Şerif'in örtüleri dokunuyor ve gönderdi. Her yıl yenileniyor. Şimdi de yenileniyor. Bizim en son... Biz gönderecekmişiz fakat... Gönderiyoruz. Ama gidemiyor. Şam'dan geri dönüyor. Bu çok stratejik bir hareket. İşte Ravza-i Mutahhara örtüsü olarak dökünen örtü oraya ulaşamayınca onun buradaki temsilcisi olan Ebabil Ensari Hazretleri'nin türbesine pencere perdesi olarak yapılıyor. Bu örtüler o örtü. Çok güzel. Yani bunlara Eyüp Sultan Türbesi'nde her ne köşeye bakarsak bakalım, Çinlileri de dahil, hatıra. Büyük bir hatıra, büyük bir iddia, büyük bir muhabbet, büyük bir tasavvur, büyük bir mazi hal ve istikbal muhasebesi ve murakabesini elzem kılıyor. Başka ne var? Burada çok şey var tabii. Bak türbenin yine yani iç kısmından bir görüntüydü. Bu gece bizim seyircilerimizle paylaşmak istediğimiz bir kısa film var. Zamanında çekilmiş 1918'de Sultan Vahdettin dönemine ait bir kılıç alayı. Onun görüntülerini rica edeyim sevgili arkadaşlarımdan. Ben bir tasvirde bulundayım. İyi hatırladınız şimdi. O hani bir kapı vardı ya, Abdülhamid'in yapmış olduğu. Evet, onun evet. Yanındaki kapı da Fatih'in kapısı. Şimdi tahsiye edeyim.
Ben Fatih demiştim, evet, siz demiştiniz, evet, ben ki. Birinci ben de hadi kitaptan okudum demek istemedim. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Güzel bir şey, bilginin kaynağına bilgisini hatırlatıyorsunuz. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun hocam. Şimdi, sevgili seyirciler, bu görüntüler çok güzel. 31 Ağustos 1918. Evet. Ağustos'un sonuna gidiyoruz 1918'de. Siz anlatın hocam. Birisi yürüyor önde, bakın elini böyle yapan birisi. Bir durur musunuz? Dur. Evet. Gözlüklü biri. Burada Sultan Vahdettin'i görüyoruz. Sultan Mehmet Vahdettin'in kılıç alayı. Evet. Programın başında söyledik. Sultan olmanın emperyal törenleri var. İmparatorluk törenleri diyoruz biz bunlara. Bunların en başta cülüs merasimi geliyor. Tahta oturuş. İkincisi kılıç kuşanması geliyor. Kılıç kuşanma nedir? Tahta oturan padişah 3-5 gün sonra ya deniz yoluyla Topkapı'ya aşağı sahile iner, kayıklarla, saltanat kayıklarıyla Eyüp iskelesine gelir. Oradan iner. Şu yürünen yol Mihrişah Sultan'ın yoludur. Ben önceki gün kendi Twitter ve Instagram hesabımda bir fotoğraf paylaştım. Bu nedir diye. İşte o yol cülüs yolu. Bu yürünen yol. İskeleden inilir. Sonra buraya doğru yönür. O binek taşına gelince attan inilir genelde. Hürmeten içeriye girilmez camiyle. Burası Fatih'in türbesine geldi değil mi? Burası Fatih'in türbesi. Fatih'in türbesine geldi. Niye Fatih'in türbesi? İsterseniz kısaca kılıç merasimi, kuşanma merasimini anlatalım. Padişah gelir, Eyüp Sultan türbesine girer. Çok özetle anlatıyorum. Ayrıntılara girmeyeyim isterseniz. O yemek memek bir sürü şey var. Tamam, Eyüp Sultan türbesine girer. Orada hemen biraz önce gördüğümüz sandukanın dua kapısının arka kısmı vardır. Orada genelde namaz kılınır. Kur'an-ı Kerim de okunur. En son programda da ona şahit olduk. Orada bir taht hazırlanır. Artık 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ha evet. 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ya o da ne güzel. Yani artık tevafuk diyeceğim değil mi? 2019 senesinde Kadir Gecesi'nde orada karşılaştık. Değil mi hocam? Siz de vardınız. Mehmet Emin Maşalı Hoca hatırlattı bana. O günkü İstanbul müftümüz. Evet. Valimiz Ali Yerlikaya'ydı. Evet. Hatice Hanım vardı eşi. Eşi vardı, Hatice Hanım vardı. Biz önceden bir plan yaptık. İstanbul'da veya Türkiye'de en azından, belki dünyada da 24 saat Kur'an-ı Kerim okunan bir yer var. Topkapı Sarayı. Heysaadet Dairesi. Eyüp Sultan'a da bu kadar ecdat hürmet etmiş, ilgi göstermiştir. Tabii vakıf gelenekler var. Biz de bugünün nesli olarak buraya bir hatıra bırakalım diye düşündük ve bir planlama yaptık. Burada da 24 saat Kur'an-ı Kerim okursun dedik. Cumhurbaşkanımız da çok memnun oldu bu şeyimizi istişare ettiğimizde. O gece biz 2019, tabii pandemi, camiler falan halimiz ortada. O Halit-i Ruhiye'yle de bu kararı aldık. Şimdiki İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile de konuştuk. Müftümüz Mehmet Emin Maşalı Hoca'ydı. Çok zarif bir adamdı Mehmet Emin Maşalı. Allah selamet versin. Kur'an ilminde de çok mahir, çok önde gelen bir isimdir. Hafız ve Kur'an ilimlerinde de, tefsirde de. Biz oraya gittik. Sizinle de orada ziyarete gelmiştiniz. Karşılaştık. O gece orada biz Mehmet Emin Maşalı Hoca'mızı başlattı. Ve hafızlarımız devam ediyor. 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor. Hala okunuyor çok şükür. Vallahi, İnşallah hep devam eder. Bizim de nasibimiz de varmış. O geceye denk gelmişiz. Şöyle oldu. Ben Mehmet Emin Maşalı hocamı aradım. Dedim ki ya hocam biz beraber böyle bir gelenek başlattık. Hani ben il kültür müdürü olarak türbelere, Eyüp Sultan Türbesi'ne bağlı birisi olarak. Siz de ilimizin müftüsü olarak siz okudunuz, duayı siz yaptınız. Ama bunu ne zaman yaptık dedim ya, bu aslında tarihi bir olay diye. Müzakere ederken programa geliyordum. Onu da söyleyince dedi ki ya Coşkun Hocam dedi, Pelin Hanım da o gece ortaydı dedi. Hocanın hafızası, hafız olunca hafızası işte oluyor tabii. Eşi de oradaymış, onun da eşi. Ne güzel. Oradan böyle neşet etti. Evet. O bölgede işte kılıç kuşanlıyor ve dua ediliyor. Bazen iki kılıç kuşanılıyor. Kimin kılıçları kuşanılıyor? Genelde Peygamber Efendimizin kılıcı kuşanılıyor.
Topkapı Sarayı'nda görebilirler. Burada fotoğraflar da vardı galiba. Veya Hazreti Ömer'in kılıcı kuşanıyor. Bazen Yavuz Sultan Selim'in, Fatih'in, diğer Halid bin Velid'in kılıcının da kuşanıldığı oluyor. Peki kılıcı kuşanan var. Bütün Fatih ile başlıyor bu gelenek İslam'da. Rivayetler öyle. Birinci Ahmet'ten sonra kurumsallaşıyor. Kılıcı kuşatanlar Peygamberimizin, evet, evet, kılıcı. Kılıcı kuşatan kim? Şeyhülislam yaygın olarak veya Nakibül Eşraf. Hı hı. Şeyhülislam belli. Devletin İslami ilimler konusundaki en üst yöneticisi. Nakibül Eşraf kim? Onu seyircilerimiz belki Şeyhülislam'a göre hatırlamakta daha zorlanabilirler. Nakibül Eşraf, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlerin kayıtları Osmanlı'da tutulur. Hı hı. Bu da Peygamberimize hürmetin bir ifadesidir. Nakibül Eşraf, işte Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelenlere Seyyid, Hazreti Hasan Efendimiz'in neslinden gelenlere Şerif deniyor. Nakibül Eşraf onların başı. Sorumlusu Peygamberimizin torunlarından. Ali Satan Hoca bir mesaj atmış şimdi. Şöyle bir katkıda bulunuyor. 31 Ağustos 1918'de az önce Sultan Bahattin'in kılıç alayını verdik ya. O gün İngilizler İstanbul'u uçaklarla bombalarlar. Sultan Bahattin'e töreni erteleyelim derler. O reddeder ve kılıç alayı yapılır diyor. Teşekkür ediyoruz hocamıza da. Tabii Ali Hoca'nın dönemi aynı zamanda Cumhuriyet tarihçisi. Tabii. Aynı üniversitedeyiz. Hı hı. Ve Azmi Hamit Hüdayi gibi meşayihten de kılıç kuşatanlar var. Sultan Mehmet Reşat, hani biraz önce seyircilerimiz sormuştu ya, o çınar nedir, etrafı hı hı nedir diye. Sultan Mehmet Reşat'ı da mesela Mevlevi Şeyhi. O çünkü kendisi Mevlevi'ye müntesiptir. O kuşatılıyor. Hı hı. Kılıç kuşanırken dua etmeden önce bir sure okunuyor. Biz genelde kabir ziyaretlerinde Yasin-i Şerif okuturuz. Hayır. Fetih suresi okunuyor. Çok anlamlı. Ya zaten Ebâbil Ensari bir cihat ehli ve İstanbul'u fethetmek için buraya geliyor. Yeni padişah göreve geliyor. Fütuhatla, gazayla. Tabii. Mükellef. Fetih suresi okunuyor. Son yıllarda Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs devlet törenlerinde artık Fetih suresini okuyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret ettiğimizde. Şunu da göstermek istiyorum. Bir cümle daha tamam, affedersiniz. Kılıç alayı burada bitmiyor tabii. Bu türbeden çıktıktan sonra umumiyette kara yoluyla Topkapı Sarayı'na yani dönüyor. Yani denizden geliyorsa karadan, evet, karadan geliyorsa denizden. Evet. Bazen nadiren de olsa karadan gelip karadan dönenler var ama denizden gelip denizden dönenler yok. Denizden gelenler mutlaka karadan dönüyorlar. Çünkü denizlerin ve karaların sultanı. Denizlerin ve karaların sultanı ve karadakilerin insanlar göremez denizden giderse padişahı. Halk da kurbanlar kesiyor. 100 kurban kesen var, 40 kurban kesen var. O bölge halkına davet ediliyor. Fatih'in türbesi hiç atlanmıyor. Kılıçlar mutlaka ziyaret ediliyor. Ama buna Yavuz Sultan Selim'i ilave edenler var. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Beyazıt'ı bir daha fazla artıranlar var. Sonra Topkapı Sarayı'na geliyor ve merasim böyle bitiyor. Tabii halk bunlara eşlik ediyor. Hı hı. Şimdi bu görüntüler var ama arkadaşlar verirlerse mesela Sultan II. Abdülhamid'in kılıç alayının da resmi var. Abdülmecid'in de resmi var. II. Mahmud'un da resmi var. II. Mahmud'la beraber törenlerde kısmi bir değişiklik de oluyor. Çünkü kıyafet değişikliyor, yapı. Evet, bu Sultan II. Abdülhamid'in bir illüstrasyonu. Eyüp Sultan Türbesi'ne girişini gösteren. Bu da bir illüstrasyon. Bu Le Petit Parisien. Supplément littéral illustré. Bunlar bir Fransız yayınının kapağı. Aslında bizdeki gelişmeleri ne derece yakından da takip ettiklerinin bir göstergesi. Tabii burada yanlış gösterilen bir takım hususlar da var değil mi hocam? Burada Sultan Mehmet Reşat'ın kılıç kuşanma töreni gösterebilir misiniz arkadaşlar elimdekini? Yakından gösterir misiniz? Şimdi burada biz İslam kültürüne yabancılığın, oryantalistçe bakışın çarpıcı bir örneğini görüyoruz. Zoom yapmayın arkadaşlar. Yani secde ediliyor gibi gözüküyor. Etek öpme ayrıdır ama burada zaten Mevlevi dervişleri burada tasvir edilmiş. Aynı çizmiş. Evet, kılıcı. Hazreti Mevlana'nın 19. kuşaktan torunu. Abdülhalim Çelebi. Sultan 5. Mehmet Reşat.
Burada tabii böyle bir secde hali var ama öyle bir şey yok tabii ki. Değil mi normal şartlar ya altında? Normalde yok. Normalde evet. insana secde edilmez zaten ama belki burada törenin ayrıntılarını o kadar okumuyoruz. Acaba bir Mevlevilerde bazen böyle bir tazim işareti olur. Hı hı. Tazim şeyler olur. Onlar mı emin değilim. Hazır şimdi Mevleviler... Ama bu zaten muhayyel bir çizim onu söyleyeyim. Tabii ki tabii ki. Yani anlatılanlara dayanarak. Yine de ona bakarsanız Meling de mesela haremin içinde kadınların... Zaten harem, ay, o... harem hepsi tamamıyla. Şeydir. Bu evet işte canlı bir... Bu da Mehmet Reşat'ın. Evet kartpostalı kılıç alayı diye yazıyor zaten sağ başta. Evet. 1909. Hocam tarihinde. Çok fazla soru geldi de bu sorular arasında bir bu tanesini... Bu ikinci Mahmud'un, bu resim ilginçtir. İkinci evet. Mahmud'un daha geleneksel kıyafetleriyle kılıç, cülüs yolundan ilerliyor. Böyle eğiliyorlar mıydı? Allom, saygı ifadesi tabii bu da yine allom bir yabancının gravürü. Bu kadar eğilmezler. Hı hı. Şimdi bir seyircimizin sorusunu hemen yönelteceğim. Mevlevi dedik ya. Diyor ki Eyüp Sultan Camii'nde Ulu Çınar Ağacı çevresinde... Bu da 3. Ahmet'in şeyi var. Evet. Tamam hocam. Etrafı parmaklıklı bir set vardır diyor. Bu parmaklıklardaki Mevlevi sikkelerini kim neden koymuştur i̇şte diye. Sultan Mehmet Reşat dönemi o Mevlevi ya. Ona da kılıcını o kuşatıyor. Onun bir ifadesi olarak. Acaba onun kitap, fotoğrafı var mı? Kitapta var çünkü onu gösterebilirim arkadaşlar. Beni yönlendirin. Sizin gibi okuyucu da zor bulunur biraz. Ha burada. Bak. Avlu ve fete şehad eden Ulu Çınar. Yakın görebilirsiniz. Demiş. Gelin. Evet burada santimetrelerini... Bu hani az önce bahsettik ya çınar diye. O çınar bu. O çınarın çevresindeki şebeke diyeyim size. Bak onların ucunda minik 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 sikkeler var. Mevlevi sikkeleri. Gördünüz mü? Gözüküyor mu acaba? Biraz daha gelsene. Gelebiliyorsan. Gelemiyor musun? Ha tamam. Bak. Böyle minik 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 minik. Çeşme vardır dört tarafında. Evet. Tabii çınarla ilgili çok hikayeler, anlatılar vardır. Şeyin Hazreti Ebubekir Ensari'nin kabrinin keşfine şehadet eder. Hmm. Çınar öyle eski bir tarihi geçmişi vardır. Evet. Çınar. Çok güzel bir ağaç. Tabii Eyüp Septi bizim için çok önemli Pelin Hanım. Buraya aslında Medine-i Münevvere'nin uzantısı muamelesi yapılmıştır. Bazı büyük şahsiyetlerin buraya ayakkabıyla gelmezler. Bazı dönemlerde gayrimüslimler Eyüp Sultan'a girilmesine müsaade etmemişlerdir. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye giriş vardır. Mesela arkadaşlar gösterebilirse Dohso'nun bir gravürü var. O gravürü reklamdan sonra gösterebilir miyiz? Tabii olur. Tamam. Sevgili seyirciler, size yine göstereceğimiz tarihten ilginç fotoğraflar, çizimler var. Lütfen bizden ayrılmayın. Gündem Ötesi artıyla devam edeceğiz. Eskiden beri etiketiyle de bize sorularınızı yazabilirsiniz. Kitaptan isteyenler keza yine istediğini belirtebilir. Instagram ve Twitter'dan bekliyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Evet, tarihçi Coşkun Yılmaz'la devam ediyoruz. Gündem ötesinde şimdi notlarımızı aldık unutmayalım diye. Seyirci sorularından gideyim. Çok ayıp tabii olacak olur. Seyircimize. İnşallah zor sormamışlardır. Gerçi bilmiyoruz demek gibi büyük bir nimetimiz var. Muhteşem bir bilgi kaynağıdır bilmiyorum demek. Ve insanın bilmediğini bilmesi Allah'ın insana bahşetmiş olduğu en büyük nimet olduğuna inanıyorum. Ve benim en büyük hazinem... bilmemek kelimesidir. Bilmiyorum. Bu bana Allah'ın verdiği bir lütuftur. Bilmiyorum deme... Sormayayım mı yani şimdi? Sorayım mı? Ya, yok sorun. Duması yok. Ya bilmediğimi bilmiyorum diyeceğim. Tamam. Soruyorum. Yani çünkü zor sormuşlarsa ne yapayım yani? Soruyorum. Şimdi kıvırmaktan ve yorumlamaktansa... Muhammed Furkan Sayan eskiden beri etiketiyle günümüzde turistler tarafından da ziyaret edilen türbe Osmanlı döneminde acaba farklı dinden kişiler tarafından da ziyaret ediliyor muydu? İstanbul dışından gelenler de ziyaret ediyor muydu diye sorar. Şimdi bir defa Müslümanlar yoğun bir ziyaret ediyor. Zaten İstanbul hac güzergahı olarak kabul ediliyor. Türkistan coğrafyasından gelenler tırnak içinde haccın kabul şartlarından birisini İstanbul'u ziyaret ve oradan gitmek olarak görür. Hatta bu senelerde de artık mesela Ayasofya'nın açılışıyla beraber Endonezya'dan, Malezya'dan çok sayıda insan İstanbul üzerinden hacca gidiyor. Yabancılarla ilgili aslında iki tane bölge var ayetlerle belli olan. Mekke ve Medine'ye gavurların, kafirlerin, Müslüman olmayanların girmesi yasak.
Fakat zaman zaman bu kural Eyüp Sultan içinde uygulandığını kitaplardan okuyoruz. Mesela şu çok güzel bir gravürdür. Ekranda gördüğünüz şu ana ekrana veriliyor mu? Şu evet, arkada görüyoruz. Bu Dohson'un bir gravürü. Biraz önce gördüğümüz 3. Selim'in o gümüş şebekeden önceki hali. Tarihi bir belgedir. En eski belgedir. Bunu mesela Dohson'un kendisi yapmamıştır bu gravürü. Çünkü gayrimüslimlerin girmesine izin verilmemiştir. Gayrimüslim oldu. 3 tane Müslüman ressam göndermiş ve ona çizmiştir. Hı hı. Bu umumi bir kural mı? Değil. Ama zaman zaman bu tür sınırlamaların getirine dair de anlatımlar var. Anlatımlar var. Peki bir başka sorumuz. Engin Bey sormuş eskiden beri etiketiyle. Eyüp Sultan Camii'nin avlusundaki çeşmelere neden kısmet çeşmeleri adı verilmiştir? Yani oraya verilen ehemmiyetten dolayı su akıyor. İnsanların asıl kısmet kuyusu vardır içeride. Zemzem kuyusu olarak da geçiyor. Onu konuşmadık galiba. Lütfen konuşalım. Oradan da hareketle bu yorumun yapıldığını düşünüyorum. Eyüp Sultan'a verilen ehemmiyetten dolayı bu zemzem kuyusu olarak veya kısmet kuyusu olarak geçiliyor. Bunun altında da bir zemin var. Oradan sızan sular var, kuyu var. O suyu tahliye etmek için bu kuyu yapılmış. İşte çıkırı falan var. Eskiden su falan çekiliyormuş burada. Şu alınlıktaki yazılardan da görüyoruz. Zemzem kuyusu olarak isimlendiriliyor bu. Normalde Eyüp Sultan Türbesi'ne verilen önemden kaynaklanan bir söyleyiş. Buradan çıkan suyun kısmetli olduğunu söylüyor. Yani zemzem suyuyla aynı kaynaktan gelen su inanılıyor. Bu bir inanış. İnanmışlar. Yani doğru mu? Değil tabii. Ama inanış. Kısmet kuyusu olarak isimlendiriliyor. Sizin kitapta deniyor ama ki. Ama metinde zemzem kuyusu da deniliyor. İlk defa Ebu Eyüp Ensari Hazretleri buraya defnedilirken bu suyun da bağlandığına dair. Arkadaşları tarafından açıldı. Bizans zamanında korundu ve bazı hastalıklara da şifa oldu. Da dair görüşler var. Ama biliyorsunuz bugün bile hani bazı sular şifadır derler. Halk inanışları vardır. Eyüp Sultan Hazretleri'ne duyulan hürmetin bir ifadesi ve yansıması burada olarak. Burada bir kitabe var. Tabii biraz önce gösterdi arkadaşlar. Evet, kitabeye göre kuyunun suyu zemzem, Zühre Yıldızı'nın pınar suyunu aksederek Halid bin Zeyd Hazretleri'nin ayağına temas etmiştir. Onu buraya defneden gaziler de bu kuyu açmışlardı. Ona inanıyoruz. Çünkü ayak tarafında çıkan bir su. Ama su var arkadaşlar. Şimdi bugün de var su. Altta kuyu var. Evet. Ama tahliye ediliyor bugün. Evet. Ama daha öncedir bu sizin okuduğunuz kitabı şu anda karşıda duran kitabı burada yazıyor bu şekliyle. Bir de Peygamber Efendimiz'e ait olan Sancak-ı Şerif 1703 ihtilaline patrona, kadar. Patrona isyanına kadar Sancak-ı Şerif de burada. Bu türbede korunuyor. Ama bu tarihten sonra Topkapı Sarayı'na, Topkapı Sarayı'na aktarılıyor. Götürülmüştür diye belirtiliyor. Sizin bizimle paylaştığınız Kanuni ile ilgili olarak bir minyatür vardı. Bunu hatırlattığınız iyi oldu. Sadece kılıç kuşanmada değil, devlet protokolündeki yeri Osmanlı orduları sefere çıkarken ve seferden dönüşte de Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederler. Evet, şu anda bu minyatürde Kanuni Sultan Süleyman. Bu minyatürün bir özelliği daha var. Türbe ilk yapıldığında bugünkü o metal bölümü yok. Dua kapısı dediğimiz bölüm var ya, oradan sonraki bölüm var. İşte bu onun orijinal halini yansıtıyor şu anda. Eyüp, bu çok duygulandırır beni Pelin Hanım. Bu minyatürde Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferidir. Zigat var seferi 1566. Artık 73 yaşındadır. Zorla sefere çıkar. Çok zor gider. Burada dua eder. Ziget var önlerinde. Dödür. Zaten cephede vefat eden iki Osmanlı padişahı vardır. Bir tanesi 1. Murat şehit edilir. İkincisi de Kanuni Sultan Süleyman. Üçüncü isim olarak Fatih Sultan Mehmet'i söyleriz. O da sefer yolunda Gebze Çernebi Savaşı'na giderken şehit oluyor. Bu minyatür orijinal bir minyatür. Şehit aynı zamanda da bizi padişahlar türbeyi nasıl ziyaret eder, nasıl durur, görevler nerede durur ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Bakın orada sağ tarafta Şeyhülislam var. Padişah hemen türbenin kapısında durmuş. Görevliler arkada durmuş.
atı daha ön tarafta duruyor. Zengin, güzel bir anlatım. Ve aynı zamanda türbenin 16. yüzyıldaki mimari yapısını da göstermesi açısından önemli. Türbe çok büyük değişikliklere uğramış mı ilk gününden itibaren? Yok. İlaveler yapılıyor. En eski görüntüsü? En eski görüntüsü Sanduka'nın bulunduğu bölüm. Hı. Fatih devrinden kalma. Hı hı. Tabii iç tezyinatına falan bir takım değişiklikler oluyor. Ama o ilk halidir. Öyle devam ediyor. Hı hı. Daha sonra 3. Ahmet, 3. Selim ve farklı dönemlerde ilaveler yapılıyor. Ve bugün ihtiyaca göre bugünkü şeklini alıyor. Eyüp Sultan Camii'nin kaç kez inşa edildiği? Eyüp Sultan Camii iki defa inşa ediliyor. Hı. Yani iki defa diyebiliriz. Bir defa inşa ediliyor. Eyüp Sultan Camii İstanbul'da yapılan ilk Selahattin Camii'dir. Yani ilk padişah. İlk padişah eseridir. 1766 depreminde İstanbul büyük bir deprem geçiriyor. Mesela Fatih Camii temellerine kadar yıkılıyor. Fatih Camii, bugünkü Fatih Camii Fatih'in yaptırdığı cami değildir. Hı. 3. Mustafa'nın yaptırdığı camidir. 3. Mustafa'nın hatta bir sözü var. 3-4 tane cami yaptırdım, hiçbiri bana mal olmadı der. Birisini dedem aldı, birisini meczup aldı, Lale'deki cami. Diğerini bir su aldı, diğerini papaz aldı der. 4 tane Ayazma cami var, Kadıköy cami var. Laleli cami meczup dediği. O depremde Eyüp Sultan Camii'de çok büyük tahribat görmüştür. Ve 3. Selim tarafından büyük bir tamirattan geçiyor, büyük bir yenilenmeden geçiyor. Yani eğer onun tamiratını yeniden inşa edecek olursak 2 diyebiliriz. Hı hı. Kitaptaki bölümlerden bir tanesi de meclis açılışıyla ilgili. Ha, evet. Ve meclisin açılışı da bu merasimle ruh ve mana açısından örtüşebilecek bir törendir diye hatırlatma yapıyorsunuz. Evet, biz o gün bunu yazarken epeyce de müzakere ettik. Bu programa gelirken de ben bazı hocalarımızla da istişare ettim. Bizim öyle bir iddiamız var. Aslında Hacı Bayram-ı Veli de yapılan 1. Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreni ki onun belgelerde yayınlandı. Kılıç kuşanmayla büyük benzerlik addediyor. Şimdi niye Mustafa Kemal Paşa Hacı Bayram Veli'yi de dualardan sonra meclisi açıyor? Bu nereden ilham ediyor? Bunu ben Eyüp Sultan Türbesi'nden ve kılıç kuşanmadan neşet ettiğine inanıyorum. Çünkü Ankara'da Hacı Bayram Veli'den daha büyük, halk tarafından daha kabul gören, tesiri daha yüksek bir başka şahsiyet yok. Evet. Yani Hacı Bayram-ı Veli törenlerine biraz böyle bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Tarih sizin peşinizi bırakmaz. Siz bıraksanız bile. Bırakmasın. Bırakmasın ama sırtımızı dönmek için habire gayret ediyoruz. Ben de bırakmasın diyorum. Biz de bırakmayalım. Tarih zaten bırakmıyor da. Biz de yönümüzü bir tarihe çevirelim. Tarihe sırtınızı çevirmek demek, istikbale sırtınızı çevirmeniz demektir. Hayat akıp gidiyor. Tarih size inanılmaz bir imkan sunuyor. Ama bütün gayretimize rağmen çok şükür bizi bırakmayan bir tarihimiz var. Hı hı. İşte 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olarak inşallah tarihle daha bütünleştiğimiz, Süleymaniye Külliyesi'ni ve ruhunu yeniden yakaladığımız bir dönem olur. Süleymaniye Külliyesi apayrı bir hikaye tabii. Evet. Nereden çıktı diyeceksiniz gerçi şimdi ama. Yani nereden Süleymaniye Külliyesi'ni bahsetmek istiyor musunuz? De, uzun uzun konuşmak lazım ama Osmanlı'yı İktisadi, ticari, lojistik, teknolojik, ilmi, sanat, estetik, organizasyon açısından hülasası, müşahhas hülasası nedir diyorsanız Süleymaniye'dir. Bir cami değildir. Bir külliyedir ve bir yapı topluluğundan çok daha ötedir. Osmanlı'nın müşahhas hülasasıdır. Süleymaniye'yi anladığınız ölçüde Osmanlı'yı anlarsınız. Osmanlı'yı anladığınız ölçüde Süleymaniye'yi kavrarsınız. Belki ayrıca bir program yapmak gerekir bunun üzerine. Yani muhteşem bir hikayedir. Sembolleriyle, mimarisiyle, anlattıklarıyla, lojistiğiyle, ekonomisiyle, hikayeleriyle, estetiğiyle, ilim, irfandaki yeriyle. Yani aklınıza hangi alan geliyorsa Süleymaniye'de onun bir yansıması var. Süleymaniye'de onun bir yansıması var. Evet. Yapalım mı? Bir bütünlük olarak da var. Ruh olarak da var. Maddi olarak da var. Mana olarak da var. Süleymaniye'nin bir felsefesi var.
bir ruhu var. Şimdi Eyüp Sultan Hazretlerinden oraya geldik de hani, bak Süleymaniye'yi veriyorlar hemen. Tarih bizi bırakmıyor demiştik. Bunun bir yansıması ama tabii olabilir. Şöyle, şimdi bir şeyin fotoğrafını görmek evet etkileyicidir ama içine girip de o havayı teneffüs etmek, böyle kendi çıplak gözünle onu hissetmek ve özellikle de hani ruhuna yansımasını, yani orada ancak yaşayarak anlayabiliyorsun. Yani Pelin fotoğrafla Hanım, olmuyor. Tabii fotoğraflar da güzel, yani ihtişamlı da. Gezmek ve görmek lazım. Ben bizim tarihçi meslektaşlarıma da çok kızıyorum. İstanbul'da tarih kitaptan anlatılmaz. İstanbul'da tarih mekanda anlatılır. Onun için benim öğrencilerim benden biraz muzdariptirler. Ama 5-10 sene sonra memnun olduklarını söylüyorlar. Çünkü ben Osmanlı Yükseliş Tarihi dersine giriyorum. Osmanlı Bilim ve Eğitim Tarihi dersine giriyorum. Teşkilat Tarihi dersine giriyorum. Girdiğim derslerden bir kısmı bunlar. Derslerimle ilgili bütün mekanları öğrencilerimin A. tarihini araştırması, B. gidip ziyaret edip gözlemlerini yazmasını şart koşuyorum. Mesela benim İstanbul surlarını bir hafta gezip ödev yapan öğrencilerim var. Ama bir şey söyleyeyim mesela burada. Çok mutlu oldum. Geçen gün İstanbul Sıbyan Mektepleri bir kitap geldi. Bir baktım, benim iki öğrencime lisans dersine verdiğim ödev kitaplaşmış. İstanbul Çeşmeleri diye bir ödev geldi. Şimdi Üsküdar Kültür Müdürü olan Mesut Meyveci var. Bir baktım, benim yaptırdığım ödev. Ne güzel, ne mutlu size. Bir sempozyumda bir iki tebliği gördüm, bir baktım. Benim öğrencilerime verdiğim ödevler sempozyum tebliği olarak yayınlanmış. Size bilim kurulundan geçmiş. Kimin selamı var biliyor musunuz size? Hani bir tane küçük çocuk gelmişti. Ha şimdi bazılarda mı? Hatta dedi ki hoca bana kitap yollayacaktı dedi. Gönderdim. Pelin abla da bak geliyordur o zaman. Kargoda. Gönderdim ama gelmesi tekrar gönder. Çok muhteşem bir çocuktu. Yani ben öyle çocukları görünce acayip mutlu oluyorum. Yani tarihe ne kadar meraklı. Bir de küçücük daha kaç yaşındaydı o? Ben çocuğa hayran oldum. Evet hayran. Hatta hocamızdan kitap istedi. Hoca da ona söz verdi. Hangi ben kitapları o gün 3 kişi benden diye kitap istedi. Üçüne de gönderdim. Evet. Ama ulaşmadıysa yine beni arasınlar. Yine gönderirim, ne olacak? Yeter ki. Yani, gece kitap isteyen ya, ama o çocuk nasıl var. Harika bir çocuktu. Evet. Maşallah. Maşallah. Bu arada TT'yiz zaten. Çok kitap isteyen var artık. Hepsine yollarsınız. ama ne güzel. Bu kitabın da yeniden basılıyor olmasına mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ay sonra mı? Bak kitap kazananlara şimdiden söyle. Bir ay sonra yaklaşık mı çıkıyor bu? Evet. Tamam. Ama piyasada da bulunur değil mi? Tabii. Ya bunun yayıncısı Bu Ruh ve Bu Kültür yayınlansın diye bunu Özkan Göksal Bey yapan bir adam. Hatta yayıncılara söyleyeceğim, kar mal istemiyorum dedi. Yani maliyetini alıp satsınlar. Tamam. Yeter ki bu ne kitap güzel İstanbullu dedi. Sahabeler. Ben İstanbul'u sahabesiz tanımlamanın çok eksik ve kadük kalacağına inanıyorum. Evet. İstanbul'un tarihini ve kültürünü alırken mutlak anlamda hadislerle ve sahabeyle ve bütün tarihi boyutu ve bütünlüğü içerisinde ele almak zorundayız. Sahabe kabirleri gezisi çok kolay, çok mümkün. Tabii. Biz, bu mümkün, yani niye çocuklarımızı, eşimizi alıp bir pazar sabahı Ebaybel Ensar'ın huzuruna bir çıkıyor. Bayram geliyor. Bir de şöyle Pelin Hanım, ben bazen diyorum ki oraya gittiğimde tabii duamı falan ediyorum. Ben herhalde tanırsın yarın kıyamet günü. Ey Allah'ın Resulü'nün dostu diyorum. Hadis var ya, başta zikrettik. Kıyamet gününde vefat eden bir sahabe nerede vefat ederse ashabından biri, kıyamet günü onların lideri olarak canlanacaklar ve onların sancağı altında yürüyecekler diyor. Diyorum ki bazen Abdurrahman Gürses Hoca'ya gelip diyorlarmış ki efendim tanışıyoruz, evladım yolculuk mu yaptık, yemek mi yedik, derse mi geldin diye böyle soruları varmış. Şu cümleyle bitirelim, galiba vaktimiz ilerledi. Beyzade ailesi var, Konya'nın maruf zatlarından birisi, Ali Ulvi Kurucu'nun amcası Hacı Beyzade var. Onların büyük dedesi Beyiz Efendi var, beni çok etkiler. Ben Ali Ulvi Kurucu'nun belgeselini hazırladım, öyle bir geçmişim de var. Hacı Beyzade'yi de hazırladım. O münasebetle Veys Efendi'nin hayatına da vakıf oldum. Beni çok etkileyen bir cümlesi var. Müsaadenizle onu söyleyeyim. Bu çok kabir ziyareti diyor ve dua ediyor. Demişler ki yani efendim, efendi baba, yani evden okuyunca gitmiyor mu? Allah kabul etmiyor mu? Evden okusanız bu kadar yorulmasanız deyince, evladım
Ölüye uzaktan yapılan dua, diriye yazılan mektup gibidir. Yani mektup büyükleri mutlu etmez mi? Eder. Ama bizzat ziyaret daha çok mutlu eder. Şu ben de artık baba oldum. Oğlum yatılı okuyor, büyük oğlum. Hafta sonlarını böyle dört gözle bakıyorum. Her gün arıyor, konuşuyoruz ama onu görmek, sarılmak başka bir şey. Başka bir şey kesinlikle. Onun için lütfen ziyareti ihmal etmeyin. Kurban Bayramı da geliyor. Evet. Belki bilmem vesile olur. Olur tabii. Hani programımızda da bahsettik belki. Sizin ecriniz bunlar tabii. Siz vesile oldunuz. Siz bunu düşündünüz. Ya hep beraber, hep beraber hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim şu efendim. Şu iki kitabı da göstermek isterim. Bunu Bülent Günal göndermişti arkadaşımız. Bir programda bunu mutlaka seyircilerimize de hediye edeceğim. İstanbul ve Mimar Sinan. Bu kitabı hazırlayan hocamızı da zaten daha evvelden konuk etmiştik. Supi Saatçi hocayı. Şu kitabı bir göstereceğim ama sonrasında dediğim gibi hediye ederim. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gönderdi. Rifat Hisarcıklıoğlu'na buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Biz Dede Korkut'tan bahsetmiştik yayınımızda. O yayın esnasında sağ olsunlar seyretmişler. Orijinal nüshaları basmışlar. Artık top yönetimi herhalde tarihçileri de gönderir diye ümit ediyorum. O zaman buradan... beni görüyorlar, sizi de görüyorlar. Ben size hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben, buyurunuz hocam. Şöyle, o size gelmiş, size kalsın. Olsun. Bizim yine olur. Herhalde rica top, ederiz. Top bize de gönderirdi ama. Tabii ki gönderirdi. Bu da makbulümüzdür. Tabii ki o da makbulümüz olur. Evet, teşekkür kitap ederim. Olsun. Geldiğiniz için, anlattığınız için sağ olunuz sevgili hocam. Ben size çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir vesile oldu. Ebayb-ı Ensari'yi anmak ve anlatmak. İnsanı zenginleştiren bir duyu. Birkaç gündür çalışıyorum bir de sürekli ben. Yani çalışmanıza ihtiyaç yok ama. Bu arada Hasan Bey'e de selam gönderelim mi? Tabii. Tabii ki. Hasan Bey'e de buradan çok selamlar ve sevgiler. Hasan bizim Eyüp Sultan Türbesi'ndeki görevliler. Evet. Mümin Bey'e de bir selam Mümin gönderelim. Mümin Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Belki izliyorlarsa ve ya da. Ve orada okuyan şu anda biz burada konuşuyoruz ama hafızlarımız cüzhanede Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyorlar. O hafızlarımıza da bir selam olsun. Onlara da selamlarımızı buradan, hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ebru Yücel'le hazırlıyoruz programı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelecek hafta İnşallah buluşacağız. Şimdi gelecek hafta kim gelecek onu da söyleyelim size. O söyleyebilir miyim? Bambaşka bir program herhalde. Çok. İnşallah. Söyleyebiliyor muyum? Tamam. Gelecek hafta sevgili seyirciler planlamamızda Türkiye'nin ilk uzay yolcuları var. Bakalım güzel bir program olacağını umut ediyorum. Onlar nasıl seçildiler? Böyle 36 bin kişi başvurmuş. Onların arasından seçilen iki kişi. Biri asil, biri yedek ama ikisi de uzay yolculuğu yapacak. Ve bu misyonda nasıl görevleri olacak? Süreç nasıl işliyor? Hangi testlerden geçtiler? Hangi eğitimleri alıyorlar? Ve bizim göğsümüzü inşallah kabartacaklar. O yüzden gelecek hafta cumartesi gecesi yine TRT1 ekranlarında buluşalım. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.